Bu istiva meselesiyle ilgili inşallah ileride açıklamalar gelecek. Orada tekrar meselenin detaylarına gireriz. Evet, imamlarımız ve onlardan naklen İmam Ebu Cafer Tahavi rahimehumullah bize diyorlar ki nefiden de kaçının, Allah'ın sıfatları yoktur demeyin. Teşbihten de kaçının, onları insanlara ya da başka herhangi bir varlığa benzetmeyin. Eğer bundan kaçınmazsanız, bunu yapamazsanız, bunu yapmayan kimse zelle kayar, ayağı kayar o kimsenin. Velem yusibit tenzih, tenzih akidesine isabet edemez. İşin aslı budur, tenzihtir. Tenzih nedir? Tenzih, Cenab-ı Hakk'ı zatında, sıfatlarında, ef'alinde, ahkamında, esmasında, evet, başka varlıklarla karıştırmamak. Tamamen kendine mahsus, zatına layık olduğunu söylemek. Başka varlıklardaki şu hususa benzer, şöyledir, o da böyledir, bu da böyledir dersek bu teşbih olur. Bundan kaçınmak lazım. Sıfatları, fiilleri vesaireyi tamamen inkar etmek de doğru değil. Bu da bir sapma sebebi. Dolayısıyla o orta noktayı tutturmamız lazım. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları vardır ama başka varlıklara benzemez. Şimdi burada bir talil cümlesi yer alıyor hemen arkasından. Fe inne rabbena celle ve ala mevsufun bi sıfatil vahdaniyeti. Zira Rabbimiz celle ve ala vahdaniyet sıfatlarıyla mevsuftur, muttasıftır. Vahdaniyet, kendine özgürlük diye bunu burada tercüme edebiliriz. Tekliktir, birliktir, yeganeliktir. Biz bunu kendine özgürlük diye ifade edebiliriz. Yüce şanına layıklık olarak ifade edebiliriz. Yukarıda söylediklerinin esasında illeti burada. Çünkü Cenab-ı Hak tek, onun gibi başka bir varlık yok. Başından beri hep söylüyoruz, o beş noktada tevhidi ihlal edecek tasavvurlardan, ifadelerden, düşüncelerden şiddetle kaçınmak gerekir. Kaçınmazsak ne olur? Vahdaniyeti bozmuş oluruz, buna aykırı hareket etmiş oluruz. Bunlardan birinde herhangi bir varlıkla Cenab-ı Hak arasında bir müştereklik, bir müşabehet, bir benzerlik olduğunu söylersek bu noktada tevhidi parçalamış oluruz. Bu noktada şirke doğru bir kayış söz konusu olur. Mesele bir entelektüel mesele de, entelektüel bilgi meselesi değil, mesele bir yorum meselesi değil. Mesele tevhidle şirk arasındaki çizginin tespiti ve bu çizgiye riayet meselesi. Onun için hassaslanıyoruz bu konuda. Onun için dönüp aynı noktayı ikaz etmek, vurgulamak ihtiyacı hissediyoruz. Falana göre böyle olabilir, ben böyle anlıyorum meselesi değil bu mesele. Bu tevhid meselesi ve işin temeli budur. Men'utun binu'util ferdaniyeti, işte buradaki ferdaniyet de aynı noktaya vurgu yapıyor. Teklik yani. Cenab-ı Hak teklik, tek oluş, yegane oluş özellikleriyle, sıfatlarıyla muttasıftır. Bütün bu meseleleri düşünürken zihnimize başka herhangi bir çağrışımın gelmesine izin vermemeliyiz. Naat aslında övgü demek, özelliklerini anlatmak demek. Oradan geliyor, övülmüş demek. Fakat tabi burada o sıfatlarıyla anılmış olmak demek. O kendine mahsus sıfatlarıyla anılmış olmak demek. Bu kolay bir mesele değil hakikaten. Yani insan, daha evvel de söyledik, insan zihni daha evvel mevcut olan bir takım kalıplara, bir takım motiflere, bir takım sembollere, bilgilere atıf yaparak, kıyas yaparak çalışıyor. Herhangi bir meseleden bahsettiğimizde, herhangi bir varlıktan bahsettiğimizde biz zihnimizde daha evvel onunla ilgili mevcut olan, oluşturduğumuz bir nakşa, bir surete, bir tasavvura atıf yaparak onu anlamaya çalışıyoruz. İşte bu ilahiyat bahislerinde insanı sıkıntıya sokan bir şeydir. O zihnimizdeki alışkanlıkları dan soyutlanarak meseleyi anlayabilmek. Onun için İmam Fahreddin Razi diyor ki, İlahiyat bahislerini konuşurken
tabir caizse aklımızı çıkarıp çekmeceye koyup buradan 0 kilometre bir akılla meseleye bakmamız lazım. Mevcut alışkanlıklarımızla, zihin alışkanlıklarımızla bu meseleye bakmak bizi teşbihe götürür ya da tatile götürür. Biri cehmiyedir, biri müşebbihedir. Tamamen kendine özgü bir mesele konuşuyoruz, buna hazırlıklı olalım zihnen diye bu meseleye böyle bakmak, böyle girmek lazım. Leyse fî mânâhu ehadun minel beriyye. Gene aynı noktayı ifade eden bir uyarı cümlesi, ikaz cümlesi. Yaratılmış varlıklardan hiçbirisi mana olarak onunla ortaklık, ona benzerlik, onunla müştereklik ifade edemez. Dolayısıyla varlık algımız, ister insan olsun, ister ağaç olsun, ister taş olsun, ister sıvı olsun, ister gaz olsun, ister katı olsun, fark etmez. Cisim algımız bizim Cenab-ı Hak hakkında mutlak surette durdurulması gereken bir algıdır. Biz varlığı bir cisim özelliği atfederek algılıyoruz. Bir şey varsa o bizim daha evvel hakkında bilgi sahibi olduğumuz özelliklerle vardır, değil mi? Bir mekandadır, bir yerdedir, bir kütlesi vardır, ya katıdır, ya sıvıdır, ya gazdır. Bir şekli vardır, boyutları vardır, kütlesi vardır, ağırlığı vardır, özellikleri vardır diye düşünüyoruz hep. Ama Cenab-ı Hak'ta bundan hiçbiri yoktur. Cenab-ı Hakk'ı bütün bunlardan tenzih ederek konuşmamız lazım. Demek ki biz aslında tamamen yabancısı olduğumuz bir alan hakkında konuşuyoruz. Bu alan hakkında da Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bilgilerle ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahih nakillerle bize kadar gelmiş hadisleriyle konuşabiliyoruz. Onlarla sınırlı konuşabiliyoruz. Bunun ötesine geçtiğimizde bu ya teşbih olur ya tatil olur. Bunun insan zihnini zorladığı, en fazla zorladığı noktalardan birisi şudur. Cenab-ı Hak'la alem ilişkisi nasıldır? Tuzak bir soru sorarlar, gençlerimize bu soruyu sorarlar. Derler ki Cenab-ı Hak alemi kendi zatının dışında mı yarattı, içinde mi yarattı? Dışında yarattı deseniz o zaman Allah alemin dışındadır, alemden ayrı bir yerdedir. Alem ayrı, Allah ayrı demeniz lazım. İşte bu arşının üzerine oturuyor ya da oraya istiva yerleşmek anlamındadır. Ve Cenab-ı Hakk'ın arşa karşı gelen kısmı sınırlıdır. Orada biter zatının sınırları demeniz lazım. Bunu diyenler var. Allah alemi kendi zatında mı yarattı, dışında mı yarattı? Dışında yarattı derseniz o zaman alemle karşı karşıya gelen kısmında zatın ya da kütlenin ya da vücudun ne derseniz deyin bir sınır var, bir son nokta var. Zatının içinde yarattı derseniz alem hadistir, muhtestir. Allah'a o hadis olan şey hulul etti demektir. Bu onda bir değişiklik meydana getirdi demektir. Bir değişikliğe maruz kalan varlık ilah olamaz. Böyle bir tuzak soru sorarlar gençlerimize. Dolayısıyla Allah-alem ilişkisini böyle bir tasavvur üzerine bina etmek isterler. Bu vartaya düşmemenin yolu Allah Teala ile alem arasındaki ilişkinin bu şekilde bir ilişki olmadığını söylemektir. Yani alem bir mekandır. Bu mekanın ister dışından bahsedin, ister içinden bahsedin. Gene mekansal ifadeler kullanıyorsunuz. Cenab-ı Hak varlıkla, mahlukatla bu şekilde irtibat kurmaz. Varlığa onun sıfatlarının taalluku bu şekilde olmaz. O çünkü zamandan da mekandan da münezzeh. Dolayısıyla bir şeyin içinde olmaktan da münezzeh, dışında olmaktan da münezzeh. Bu zamansal ve mekansal kavramları Cenab-ı Hak hakkında kullanmamamız lazım. İleride bununla ilgili gene müstakil cümleler gelecek, doğrudan bununla alakalı orada bahis konusu edeceğiz. Demek ki yaratılmış varlıklara mahsus herhangi bir özelliği Cenab-ı Hakk'a atfetmekten imtina etmemiz, kaçınmamız gerekiyor. Yani insanın algısı sınırlı, kapasitesi belli. Bunu bu şekilde kabul etmediğiniz zaman şöyle bir mukabeleyle geliyorlar size. Ya bir şey bir şeyin ya içindedir ya dışındadır kardeşim. Ne içindedir ne dışındadır derseniz aslında o şey yoktur diyorsunuz. Böyle bir mantıkla geliyorlar. O alem tasavvuru
bizim zihnimizde öyle bir yer etmiş ki, öyle bir yerleşmiş ki, evet, bir şeyi anlatırken bir şeyin ya içindedir ya dışındadır diyoruz. Ne içindedir ne dışındadırı algılayamıyoruz. Dolayısıyla buna mukabeleten diyorlar ki, o zaman siz bir yoka inanıyorsunuz, bir hiçe inanıyorsunuz. Çünkü Allah eğer varsa, ki vardır, alemin ya içindedir ya dışındadır. Bunun doğuracağı tehlikeyi işte hemen bir sonraki maddede açacağız inşallah. Teala anil hududi vel gayati vel erkani vel a'da'i vel edevat la tahvihil cihatu sittu kesairil mübteda'at. Evet, bu da gene tenzih akidesinin omurgasını teşkil eden son derece mühim bir kaide. Teâlallahu anil hududi vel gayat. Allah Teala bir takım son noktalara, sınırlara, zatının son sınırlarına sahip olmaktan münezzehtir. Hudud, hat, Türkçe'de de geçiyor. Hudud diyoruz. Türkiye'nin Azerbaycan hududu diyoruz. İran hududu diyoruz. Hat, sınır demek. Gayat da son noktalar demek. Varlığının bir takım sınırları ve son noktaları olmaktan yücedir, münezzehtir. Şimdi bu ne demek? Demek ki Cenab-ı Hakk'a bizim zihnimizdeki nakışlar gibi, suretler gibi bir kütle, bir varlık atfedemiyoruz. Atfetmemiz doğru değil. Çünkü bizim sınırımızda, zihnimizde mevcut olan her bir varlığın, ki her biri cisimdir, mutlaka sınırları var, boyutları var yani. Bizim algımızdaki her varlık bir cisimdir ve o cismin kütlesi var, ağırlığı var, mekanda kapladığı bir yer var, eni boyu derinliği var, ağırlığı var, değil mi? Bütün bunlar cisimlere mahsus özellikler. İşte bu cümle bize diyor ki, Allah Teala için böyle şeyler kullanmayın. Cenab-ı Hak bundan münezzehtir, bundan yücedir. Şimdi bu ifade bu kadar açıkken, bize selef akidesi adı altında nakledilen pek çok şey var ki Cenab-ı Hakk'ın bir sınırı, zatının bir sınırı olduğunu açıkça söylüyor. Bu cümle bize diyor ki Cenab-ı Hak sınırları olmaktan münezzehtir. Ama onlar bize selef akidesi adı altında diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bir sınırı vardır. Bir sınırı olan, sınırlı olan bir varlık, sınırlarla kuşatılmış bir varlık, sonlu bir varlık ilah olamaz. Bunu niye söylüyorlar? Cenab-ı Hakk'ın bir sınırı vardır, zatının bir sınırı vardır diye niye söylüyorlar? Çünkü istiva fiilini arşın üzerine yerleşmek olarak anlıyorlar. Arşın üzerine yerleştiyse demek ki arşa doğru gelen o kısımda zatının sınırı var. Şimdi istivayı böyle anlamak zorunda olursanız, kendinizi buna zorlarsanız varacağınız yer burası. Kaçınılmaz bir şey bu. Ama istivayı Cenab-ı Hakk'ın arş üzerinde işlediği şanına layık bir fiil olarak anlarsanız, ki İmam Eş'ari ve pek çok imam böyle söylüyor, mesele kalmaz. Cenab-ı Hak fiil işler mi? İşler. İstiva da onun bir fiilidir. Dolayısıyla arşın üzerinde işlediği bir fiildir istiva diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın rızık verme fiili vardır, değil mi? Bunu bizim dünyamızda işliyor bu fiili Cenab-ı Hak. Öldürme fiili vardır, bizim dünyamızda işliyor. Diriltme fiili vardır, ahirette cereyan edecek. Nasıl bu fiillerin taallukları, taalluk ettiği mekanlar var, istiva fiilinin de taalluk ettiği bir mekan var, orası da arş. Böyle anlarsak bu türlü vartalara düşmekten kendimizi korumuş oluruz. Selef ulemasından pek çok kimse, yani burada nakillerini size tek tek anlatsam uzun gider. Gerçekten çok fazla nakil var. Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde hudutlu olmaktan tenzih edilmesi gerektiğini söylüyorlar.